Bak bir mesele var. Bana bayağı bununla alakalı mesaj geldi. Alper Rende diye bir YouTuber çocuk var. Alper Rende. Ben bu kardeşin videolarına bakıyordum ara sıra. Yalan yok, bak söylüyorum. İyi bir çocuk. Videolarına bakıyordum bazen, ne var, ne yapmış, ne yokmuş diye. Hatta sonuna kadar izlediğim videoları da var. Bazen böyle değişik videolar yapıyor arkadaş. Bakıyordum yani. İyi çocuk, hoş çocuk, tamam güzel. Ama Alper Rende kardeşim yanlış bir iş yaptı. Şeriatı kötü göstermek için elinden gelen her şeyi yaparak Afganistan'a gitmiş. Direkt o YouTube videosunu sonuna kadar izledim. Hepsini harfi harfine not aldım. Alper kardeşimi buradan da uyarıyorum. Söylediği kelimelerin yanlışlarını söyleyeyim ki kendine çeki düzen versin. Evvela daha videonun başında diyor ki şeriat isteyenler de ülkemizde de çok olmaya başladı diyor. Ülkemizde şeriat isteyenler çok olmaya başladı diyor. Yani burada bir sıkıntı var diyor. Alper kardeşim, şeriat budur. Selamünaleyküm demek şeriattır. Yemeği sağ elle yemek şeriattır. Tuvalete sol ayakla girmek şeriattır. Hepsi şeriattır. Şeriat kafa kesmek değildir. Şeriat el kesmek değildir. Direkt bu bodozlama böyle bir şey yok. Hakimi var, savcısı var, kanunu var, kuralı var, şahidi var. Sana kalsa hemen öldür. Hayır, şeriatta böyle bir şey yok. Evvela bunu bir söyleyelim. Kişilerin günahı geneli kapsamazken orada bu kardeşim maalesef yapılan her şeyi genelleme yaparak şeriatı tamamen kötülemiş. Orada diyor ki videonun başında, arkadaşlar bu videoda hiç kadın göremeyeceksiniz. Çünkü diyor hepsi eve hapsedilmiş durumda. Arkadaşlar videonun tek tek kadınları saydım. Ya sadece benim gördüğüm, saydım 10 tane kadın gördüm videoda. Saydım. Gördüm derken çarşaflar yani. Kadınlarda çarşaf var. Evvela İslam'da kadının eve hapsedilmesi diye bir şey yok arkadaşlar. Kadın alışveriş de yapabilir. İslam çerçevesinde. Pazara da gidebilir. İslam çerçevesinde. Zaruret varsa çıkacak. Okula da gidecek. Hani siz demiyor muydunuz ya biz kadınlar çalışmasın, karışık ortamlara caiz değil derken, siz demiyor muydunuz Hazreti Hatice validemiz çalıştı diye? Hani işte çalışıyormuş kadın. Hani İslam evi kadınlar hapsediyordu? Hazreti Hatice validemiz ticaret yapmadı mı? Yaptı. Ama arkadaşlar iyi anlamak lazım. Kadınlar sadece kadınların olduğu yerde çalışır. Orada bazı mevzular oluyor. İslam'ı kötüleyen işler oluyor. Görüyor musun kardeşim? Afganistan dedin ya, ya şeriatla yönetiliyordu. Afganistan dört dörtlük mü olacak? Hayır. Bir sürü bozuk adam var. Ya İslam barış esenlik dinidir ya. Oradaki yapılan zulümler, oradaki kötülükler biz onaylamıyoruz ki. Bu şeriat değil ki. Orada polisler orada vatandaşı dövüyor havalimanında. Al bak diyor şeriat. Ya böyle bir şeriat yok ki ya. Şeriatta asker polis halkı dövüyor diye bu şeriat olmuyor ki. Kul hakkıdır bu. Diyor ki bak yarım saattir yürüyoruz diyor. Ortada hiç kadın yok. Diyor ki kadınların okuması yasak. Arkadaşlar yarım saattir yürüyoruz, kadın yok. Ben şimdi şunu söylüyorum. Peki sokaklarda kadın olduğu yerlerde ne oluyor arkadaşlar? Türkiye'den kadınları taciz ediyorlar. Kadınları her türlü hakaret ediyorlar, laf atıyorlar. Peşine kadınların diyor okuması yasak burada diyor. Şeriatta kadınların okuması yasak diye bir şey yok ki. Medreseler var kardeşim. Medreseler okuyabilirler. Sadece kızların olduğu yerlerde okuyabilirler. Ne demek sadece kızların? Ya Japonya'da bu var. E kız meslek lisesi var bizim ülkede. O zaman kız meslek lisesini de kapatın ya. Kapatın abicim. Bak orada bir tane hoca ile tanışıyorlar. Hoca çok güzel açıklama yapıyor. Gerçekten adam çok mantıklı konuşuyor. Hocaymış orada şeymiş. Diyor ki Afganistan diyor çok güzel bir yer. Ama diyor şeriat da güzel. Ama diyor kadınların diyor çalışmasına izin vermiyorlar diyor. Kızların diyor okula gitmesini engelliyorlar. Bu diyor kalksın diyor. Bak güzel söylüyor. Kadınlar çalışabilir arkadaşlar ama sadece kadınların olduğu ortamda çalışabilir. Şimdi okuma meselesi. Kızlar okusun ya. Doktor olsun. Evet. Doktor olsun kızlar. Ama sadece kızların olduğu okulda okusun arkadaşım ya. Bizim konuşmamız gereken şey bu. Ama Alper kardeşim sanki o kadar kötü bir şeymiş gibi lanse ettiriyor ki orada. E madem ki bu kadar böyle mevzular var. Niye bütün genele yayıyorsun Afganistan'da, Pakistan'da olan bu yanlışları? Ben desem ki falanca YouTuber bozuk. Ulan bu YouTuber'ın hepsi böyle desem olur mu? Peşine orada bir o hocanın olduğu gittiği medresede sesli zikir meclisine denk geliyor. Orada o sesli zikirde adamlar yaparken o kadar böyle bir videoyu acayip böyle bir şey sahne haline getirmişler ki sanki orada çok böyle yanlış bir iş yapıyorlar. Arkadaşlar İslam'da sesli zikir de var, sessiz zikir de var. Kadiri cemaati sesli zikir yapıyor. Nakşi cemaati sessiz zikir yapıyor. Sen şimdi orada şeylerin, orada işte orada cemaatteki adamların böyle başını sağa sola sallamasını öyle vay işte bunlar kafa sallıyor. Geçen gün bir tane video gördüm Çin'de. Öğrencilere, ilkokul talebi öğrencilerine aynı bizim Kadiri tarikatını yaptığı sessiz zikir var arkadaşlar. Böyle kafa sallama sessiz zikiri. Aynısını birebir Çin'de okullarda yaptırıyorlar ya. Niyeymiş biliyor musun? Zihin açıyormuş. Ya onlar yapınca modern oluyor, biz yapınca salak oluyoruz, gerizekalı oluyoruz. Böyle bir şey yok ya. Peşine diyor ki, onun yanında da bir tane arkadaş var. Türkiye'de diyor, şeriat tehlikesi gözükmüyor. Abi işe bak ya. Ya şeriat tehlikesi diye bir şey var mı ya Allah aşkına ya. Türkiye'de şeriat tehlikesi gözükmüyor. Hatta söz konusu bile değil. Bak diyor hani öyle bir şey söz konusu bile olamaz diyor. Hani aklınızdan geçirmeyin diyor şeriat gibi bir şey diyor. Sübliminal mesaj veriyorlar. Peşine bunlar bir parka gidiyor arkadaşlar. Afganistan'da bir parka gidiyorlar.
parkta erkeklerin günü varmış, kadınların günü varmış. Hani bir adam karısını alıp gelemiyormuş o parka. Adam karısıyla bile ailecek gelemiyorlarmış. Atıyorum işte pazar, salı, çarşamba erkekler. Cuma, cumartesi, pazar misal diyorum kadınlar. Kadınların olduğu günler erkekler giremiyor. Erkeklerin olduğu günlerde kadınlar giremiyor. Almış böyle kamera eline. Böyle yapıyor. Erkek, 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 erkek. Buraya amma erkek var. Peki ben Hüseyin olarak söylüyorum. Ben bir kamera alsam elime. Erkek, 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 erkek desem. Ne derler bana? Sapığa bak sapığa. Kadın arıyor bak bak görüyor musun? Allah aşkına demezler mi ya? Gördün mü Hüseyin'i? Bir yere gitmiş sırf erkek varmış da şikayet ediyor niye burada karı yok diye. Vallahi sapık derler. Billahi sapık derler bize. Ben razı değilim oradaki yönetimden. Ne demek yönetimden razı değilim? Şeriatla yönetilsin. Ama yanlış şeriat var orada. Şeriatta olmayan ne kadar şey varsa orada uygulanıyor. Doğru kısımları var mı var. Ama yanlış kısmı da çok. E arkadaş sen şimdi niye bu kadar kötü tanıtıyorsun İslam'ı? Şeriatı niye bu kadar böyle kötü tanıtıyorsun? En sonunda yine videoyu kapatırken yine diyor işte Türkiye'de şeriat tehlikesi gözükmüyordu. Ya Alper'cim güzel kardeşim bak bir daha söylüyorum. Şeriat budur. Hepsine söylüyorum. Bu videoyu izleyen bütün kardeşlerime sesleniyorum. Şeriat budur. Şeriat Kur'an'dır. Allah Celle Celle'nin kanunlarıdır. İyi anlayın. Diyor ki İslam niye el kesiyor? İslam el kesmiyor. İslam diyor ki hırsızlık yapma yaparsan keserim diyor. Türkçesi bu. Sen diyeceksin yapmayayım o zaman. Ya niye hırsızlık yapıyorsun? Ben sana söylüyorum. Adam senin evine girse malını çalsa ne dersin? Ulan bulsam onu ben kafasını kopartırım. Bulsa da kopardı. Ama İslam kafa koparmıyor. İslam elini kesiyor bir daha yapmasın diye. İslam haşa ve Allah muhafaza biri senin karına kızına tecavüz etse ne yaparsın? Onu arıyor anasını avradını bilmem ne yapacağım. Keseceğim parçalayacağım. Öldüreceğim ikiye böleceğim sekize böleceğim. İslam da zaten bunu yapıyor. İslam da diyor ki öldüreceğiz onu diyor. Sen karışma diyor ben öldüreceğim diyor İslam. İslam diyor ki ben öldüreceğim. Hani sen de öldürüyordun ne oldu? Bunların mevzu şu bunların tamamı bu şeriat düşmanlığının tamamı İslam düşmanlığıdır. Allah düşmanlığıdır. Yani çoğunda da şuur yok. Şeriatı dedim ya el kesmek ayak olarak anlıyor. Hayır. İslam böyle bir şeydir. Şeriat böyle bir şeydir arkadaşlar. Şeriat nizamdır. Şeriat kanundur. Rabbim Celle Celaluhu İslam nizamlarını bu ülkede hakim eylesin. Amin. Amin. Daha ne diyeyim ben ya. Allah Alper'e de selamet versin. Amin. Amin. İyi çocuksun, hoş çocuksun da yanlış işler yapma. Etrafında bozuk adamlar varsa onlardan uzak dur kardeşim. Başka da bir şey demiyorum. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.